15 yaşına kadar Doğu Türkistan'daki komünist sisteme şahit olmuş biri olarak orada yaşananlardan kısaca bahsedebilir misin? Sanın aklına gelip gelemeyeceği tüm işkence türünü içinde barındıran, aldığın nefese, yediğin yemeğe, attığın adıma, yaşadığın hayata, hatta ve hatta kendi ismine, yattığın yatağına bile sahip olamayacağın tüm insani özgürlüğünün elinden alınan bir sistemden bahsediyoruz. Doğu Türkistan'a bir Uygur Türk'ünün kendini bir Çinli olarak görmemesi, Uygur olduğunu iddia etmesi, buna ek olarak Müslüman olması Çin yönetimi açısından siyasi bir başkaldırım olarak değerlendirilir. Yani terörist olarak tanınırsın. Peki oradaki akrabalarından haber alabiliyor musun? Ben çoğu Doğu Türkistanlı kardeşlerime göre çok şanslıyım aslında. Birinci derece akrabalarım yanımda. Ama anne babası yanında olmayan birçok kardeşlerime şahidim. Onlar da senelerdir hiçbir iletişime geçemiyorlar. Hani babasının sesini unutanlar var. Düşünsenize. Hani burada çok küçük yaşta çıkmış, annesinin kokusunu unutan, sesini unutan nice insanlar var. Hatta öyle arkadaşlarıma şahidim ki, işte hapiste annesi babası şehit olmuş. Seneler sonra burada şehitlik duyurusunu almış. Yine ayakta kalmaya çalışan, yaşamaya çalışan insanlar var.